Fena değil mi sanki? Ne oluyor bana şu an? Proje bozuldu. Allah çarpsın, proje bozuldu. Doğru cevap. Kazan. Allah Allah. Herkese selamlar arkadaşlar. Bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Bugün teknik servis ve Ar-Ge ekibimiz ile birlikte bilgi yarışması yapacağız. Ondan öncesinde bir buton yapmamız gerekiyor. Ben butona bir de zamanlayıcı eklemek için adreslenebilir LED kullandım. İsterseniz ilk başta ürünlerimizi tanıyalım. Sonrasında projemizi yapalım. Ondan sonra ekip arkadaşlarımızı çağırarak yarışmamıza başlayalım. Adreslenebilir LED'ler, kareci olarak bilinen seri haberleşme protokolü ile nokta bilgi gönderimi ile ilgili LED'e parlaklık gönderiyorlar. Bu adreslenebilir LED'ler ile saat projeleri yapabilirsiniz. Odanızı aydınlatmak için herhangi bir geliştirme kartına bağlayıp projeler yapabilirsiniz. LED sayılarına göre değişebilir. Zaten buna göre de geliştirme kartı kullanırsınız. Ben projemde Arduino'ları kullanacağım. Sonrasında projemde kullanacağım buton. İterek üzerine basıldığında makine veya yazılımdaki bir süreci başlaması veya kontrolünü sağlayan basit bir geçiş mekanizmasıdır. Buton ile yapacağınız projeler butonun boyutuna göre değişebilir. Ben bu butonla örnek veriyorum, bir yangın sistemi yapabilirsiniz. Bastığınız zaman yangın alarmı çalabilir. Veyahut da daha küçük bir buton kullanacaksanız direksiyon setinizdeki tuşları biliyorsunuzdur. Yönlendirmek için veya menüye girmek için veyahut da sinyal kullanmak için daha küçük butonları kendi direksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Onun dışında hesap makinesi yapabilirsiniz veya klavye yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi projelerimizi biraz tanıdığımıza göre şimdi sıra Arduino Nano'ya geldi. Arduino Nano'yu çok fazla anlatmaya gerek yok. Ben projemin boyutu çok fazla büyük olmasını istemediğim için Arduino Nano kullandım. Projemde de zaten lame'lemi kullanacağım. Bunun için de jumper kablolar var. Jumper kabloların uçları benim için şu an çok fazla önemli değil ama bir tarafının dişi olması gerekiyor ki Arduino Nano'ma pinleri takabileyim. Ve Arduino'muzla bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı sağlayabilmemiz için mini USB kablomuz var. Ve son olarak buton projemizde kullanacağımız lazerden kesmiş olduğumuz ahşap parçalar. Bu arada ürün yönetimi uzmanımız Ethem Bey'e proje tasarımlarında ve kodlamada destek olduğu için çok teşekkür ederim. Şimdi gelin projemizi yapalım. Gördüğünüz gibi lehimlerini yaptım. Fakat buraya lehim makinesini sokmak istemediğim için lehimlerini teknik ofisimizde yaptım. Şimdi adreslenebilir dediğimizde sadece 3 tane pin kullandım. DI pini, 5 volt ve GND pinini kullandım. Bu switchle şu ledimiz butonun paket içerisinde zaten geliyor. Ledimizin artısını ve eksi yönlerini belirleyip şuradan çıkarttığımızda kendimiz ledimizi çıkartıp veya zaten içinde bir tane led var. Test ederek görebilirsiniz. Ben led bağlantılarını kendim yaptım. Artı ve eksi olarak ayarladım. Sonrasında ben projemde çok fazla yer kaplamaması için başta da söylediğim gibi Arduino Nano kullanmıştım. Arduino Nano'da da sadece bir tane 5 volt çıkışı ve 2 tane GND çıkışı olduğu için bazı kabloları birleştirmek zorunda kaldım. Tabii ki siz Arduino Uno kullanacaksanız bu kadar birleştirme yapmanıza gerek kalmayacaktır. Zaten sağ tarafımda bulunan şemada rahatlıkla detayları görebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin Arduino bağlantılarını yapalım. Bağlantılarını yaptık. Şimdi gelin kodlarımızı inceleyelim. Öncelikle adreslenebilir LED'imizin kütüphanesini tanımlıyoruz. Sonrasında define komutu ile adreslenebilir LED'imizin hangi pine, işte butonumuzu hangi pine bağladığımızı ve adreslenebilir LED'imizin kaç tane LED'e olduğunu belirlemişiz. Sonrasında butonumuzu algılamışız. Ondan sonrasında adreslenebilir LED'imizin kütüphanesinde bulunan gerekli kodu yazmışız buraya. Setup kısmına geliyoruz. Burada LED'imize zamanlama veriyoruz. Yani saat yönünde döneceğinden bahsediyoruz. Şimdi loop kısmına geldiğimiz zaman adreslenebilir LED'imizin bastıktan sonra beyaz ışıkta sürekli bir tur dönmesini istiyorum belirli bir saniyede. Tur bittikten sonra rengarenk yanmasını istiyorum bir modda. Buradaki kodlarımızda rengarenk yazmasını istemişiz. Sonrasında butonumuzu basıp bıraktığımızda adreslenebilir LED'imizin rengarenk yanmasını istemişiz. Yani renklerimizi yazdık ve butonumuzu bıraktığımızda komuta girmesini istiyoruz. Bu kodda adreslenebilir LED'imizin beyaz renkte, zaten burada
renk kodlarını görüyorsunuz. Beyaz renkte tur atmasını istiyoruz. Şimdi gelin projemizi çalıştıralım. Eğer projenizde bir sorun yaşarsanız Robot Sistem forum sitemize yazabilirsiniz. Orada teknik ekibimiz tarafından sizlere cevaplar mutlaka gelecektir. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi butona basmadım ve rengarenk yanıyor. Butona basıyorum ve saat yönünde belirli saniye içerisinde bir tur dönüyor. Bitti. Gördünüz. Gelin şimdi projemizi toparlayalım. Robot Sistem Bilgi Yarışması'na hoş geldiniz. Sol tarafımda bulunan Arge ekibimizden Samet Bey, sağ tarafımda bulunan teknik ekibimizden Emirhan Bey var. Şimdi arkadaşlar ben size soru soracağım. Siz butona bastığınız zaman burada bir sayaç var. Butona bastığınız zaman saat yönü bittiği zaman cevabınız bitmiş olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. İlk sorumu soruyorum. Butonun başka ne gibi isimleri vardır? Buton on-off mantığı olarak çalışıyor. Yani 1-0. Bunlara anahtarı, switch'i dahil edebiliriz. Tamam. Bir sonraki soruma geçiyorum. Hotend nedir? Filamentin extruder'dan sonra ilettiği yer. Doğru cevap. İlk defa dünya haritasını çizen kimdir? Piri Reis. Doğru cevap. Tamam, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Roman rakamıyla hangi sayı yoktur? Rakam sıfır yoktur çünkü Roman rakamları sayı çizgilerden oluşuyor. O yüzden sıfır diye cevap veriyorum. Doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. Direnç nedir? Direnç kullanım alanlarına göre ya akımı sınırlar ya da gerilimi böler. Doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. Atom nedir? Bir elementin en küçük yapı taşı. Doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. Kulakları en büyük hayvan nedir? Fil. Doğru cevap. Bu soru çok kritik bir soru. Robot Sistem kaç yılında kurulmuştur? Bu sorudan çok eminim. 2010 yılında kurulmuştur. Doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. En iyi iletkenler nelerdir? En iyi iletken bakır, gümüş, altın. Böyle sıralama gidebilir. Okuyorum, doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. 3 boyutlu yazıcıda extruder nedir? Filamenti hotente ittiren sistemdir. Bir sonraki soruma geçiyorum. Akım, direnç, gerilim ölçümünde kullanılan cihaz, akım ve direnç. Ovametre diye hatırlıyorum. Umarım doğrudur. Doğru cevap. Kazandım. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Robotistan'ın üretmiş olduğu filament markasının adı nedir? Tinelab. Doğru cevap. Bir sonraki soruma geçiyorum. Elon Musk'ın serveti ne kadardır? Ne kadardır? Elon Musk'tan bahsediyoruz. 250 milyar dolar vardır diye. Tamam, bu tahmin sorusu olduğu için bir de Emir Bey'in cevabını alalım. Bence daha yüksek olabilir. Benim cevabım 300 milyar dolar. Cevap 230 milyar dolardı. Samet Bey kazandı. Evet arkadaşlar, durum 7-6. Samet Bey kazandı. Samet Bey'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Bülent. Rica ederim. Emir Bey de yarışmaya katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Robot Sistem kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.